Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın uzun yıllar Almanya Başbakanlığı'nı dinlediği iddia edildi. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin Wikileaks belgelerine dayandırdığı habere göre NSA Merkel hükümetinin dışında muhtemelen daha önce görevde bulunan Gerhard Schröder ve Helmut Kohl hükümetlerini de dinledi. Amerika ve Almanya arasında yeni bir dinleme krizi patlak verdi. Süddeutsche Zeitung gazetesinin Wikileaks belgelerine dayandırdığı habere göre NSA Merkel hükümetinin dışında muhtemelen daha önce görevde bulunan Gerhard Schröder ve Helmut Kohl hükümetlerini de dinledi. Dinlemelerin boyutuna dikkati çekilen haberde listede yer alan 56 telefon numarasının yaklaşık 24'ünün Başbakan Angela Merkel'in çevresinde bulunan kişilerin güncel telefon numaraları olduğu belirtildi. Listede Merkel'in büro şefi ve en güvenli kişi Beate Baum'un, istihbarat servislerinden sorumlu bakan Peter Altmaier ile Selefi Ronald Pofalla, İstihbarat servislerinin koordinasyonundan sorumlu müsteşar Klaus-Dieter Frisch'i ve Birlik Partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder'in güncel telefon numaralarıyla Merkel'in en azından 2013'ün sonuna kadar kullandığı cep telefonu numarasının da yer aldığı ifade edildi. Und müssen jetzt mit dieser Entscheidung umgehen. Gerhard Schröder ve Helmut Kohl hükümetlerinin de muhtemelen dinlendiğine işaret eden haberde, listede 1982-1998 yıllarında başbakanlık yapan Helmut Kohl'un güvendiği kişi olan ve bir dönem başbakanlıkta ekonomi bölümünde görev yapan Johannes Sudevig'in ve 1998'de Gerhard Schröder döneminde göreve gelen üst düzey yetkililerin telefon numaralarının da bulunduğu kaydedildi. Listede ayrıca başbakanlıktaki güvenlik ve dış politika, ekonomi ve mali politikalarla Federal İstihbarat Servisi masalarının telefon numaralarının da yazılı olduğu belirtilen haberde, Wikileaks'in belgeleri arasında Merkel'in 2009 ve 2011 yıllarında yaptığı bazı görüşmelerin protokollerinin de bulunduğu kaydedildi. Atina-Brüksel hattında kritik saatler yaşanıyor. Atina'nın pazar günü düzenlenecek ve Yunanistan'ın son şansı olarak değerlendirilen AB Liderler Zirvesi öncesinde yeni tekliflerini sunması için verilen süre bu gece yarısı doluyor. Diğer taraftan Yunanistan hükümeti bankaların 13 Temmuz'a kadar kapalı kalmaya devam etmesini kararlaştırdı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Brüksel'de anlaşmaya varılan çerçevede ilerlediklerini ve kritik saatlere girdiklerini söyledi. Brüksel temasları ve Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmanın ardından Atina'ya dönen Tsipras, diğer partilerin liderleriyle görüştü. Tsipras, Brüksel'e sunmak için hazırladıkları son plan hakkında muhalif liderlere bilgi verdi. Atina yönetiminin bu gece yarısına kadar vermesi gereken son reform planında 12 milyar euroluk tasarruf tedbiri bulunduğu öne sürüldü. Yunanistan'ın teklifleri cumartesi günü Euro Bölgesi Maliye Bakanları tarafından görüşülecek ve pazar günü de 28 Avrupa Birliği ülkesinin tamamı bir araya gelecek. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk bu zirvenin Yunanistan'ın son şansı olduğunu söylemişti. Öte yandan Yunanistan hükümeti bankaların pazartesi gününe dek kapalı kalmasını ve bankamatiklerden çekilebilecek günlük miktarın 60 euro ile sınırlı tutulmasına devam edilmesini kararlaştırdı. İşsiz olanlar ve emeklilerin ilave olarak 120 euro çekebilecekleri bildirildi. Hükümet bu şekilde mevduat sahiplerinin bankalara hücumunu önlemek istiyor. Daha önce bir yıl hapis cezası alan ve bu cezasını bir bakım evinde sosyal hizmet yaparak geçiren İtalya eski başbakan Silvio Berlusconi'ye bir hapis şoku daha. Berlusconi bu kez bir senatörü rüşvetle satın alarak dönemin hükümetini düşürdüğü gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Silvio Berlusconi. O, İtalya siyasi tarihinin son 21 yılına damgasını vurmuş İtalyan siyasi tarihinin renkli siması. Daha önce şirketi Mediaset'le Amerikan filmlerinin alım satımında vergi kaçırdığına hükmedildiği için bir yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve bu cezasını yaşından ötürü Milano yakınlarındaki bir bakım evinde sosyal hizmet yaparak çeken Berlusconi bir kez daha hapis cezasına çarptırıldı. Bu kez Berlusconi'ye 3 yıl hapis cezası, 5 yılda kamu kurumlarında çalışma yasağı getirildi.
Eski başbakanı verilen hapis cezasının gerekçesi ise muhalefet liderliği yaptığı dönemde İtalya'nın diğerleri partisinden senatör olan Sergio Di Gregorio'ya kendi tarafına geçmesi için rüşvet vermesi. Romano Prodi hükümetini düşürmeyi başaran Berlusconi'nin Gregorio'ya 3 milyon avro ödediği ortaya çıkmış, Gregorio da dava sürecinde rüşvet aldığını itiraf etmişti. Karardan sonra Berlusconi açıklama yaptı, yargının zulmüne uğradım dedi. Fransa Le Pen ailesini konuşuyor. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin kurucusu Baba Jean-Marie Le Pen ile partinin genel başkanlığını yapan kızı Marine Le Pen arasında tansiyon yeniden yükseldi. Babasının üyeliğinin iptal edileceği olağanüstü kurul toplantısı Fransız Mahkemesi tarafından iptal edildi. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen ile partinin başkanı kızı Marine Le Pen arasında iktidar gerginliği büyüyor. Babasını partiden uzaklaştırmaya çalışan Marine Le Pen, 4 Mayıs'ta babasının onursal başkanlığı askıya alma kararı almıştı. Bunun üzerine Baba Le Pen, kızının kararına karşı mahkemeye başvurdu. Mahkeme Baba Le Pen'in haklarını iade etti. Babasını partiden çıkarmaya kararlı kızı ise mahkeme kararını temize götüreceğini açıkladı. Bu sefer gözler Cuma günü yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına yöneldi. Toplantı öncesi delegelerin posta yoluyla oy kullanacağını ifade eden Genel Başkan Marine Le Pen, toplantıda babasının üyeliğinin iptal kararını açıklayacaklarını duyurdu. Ancak o karar açıklanamadı. Zira Fransa Mahkemesi delegelerin posta yoluyla oy kullanacak olmalarını gerekçe göstererek düzenlenen olağanüstü kongreyi iptal etti. Şimdi ise babasına karşı iki defa yenik düşen Marine Le Pen'in bir sonraki hamlesi ne olacağı merakla bekleniyor. Baba Le Pen'in 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi rejiminin kurduğu gaz odalarına ilişkin tarihte yalnızca bir ayrıntıdan ibaret ifadelerini kullanması üzerine parti içinde kriz çıkmıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da metro hatlarında görevli personelin başlattığı 24 saatlik grev kent içi ulaşımı felçe uğrattı. Londra halkı diğer toplu taşıma araçlarını akın etti, ana caddelerdeki otobüs durakları önünde uzun kuyruklar oluştu. İngiltere'nin başkenti Londra'da her gün yaklaşık 4 milyon kişinin yolculuk yaptığı metro çalışanlarının dün başlattığı 24 saatlik grev günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Metro çalışanları grevle Eylül ayından itibaren hafta sonları 24 saat hizmet vermeye başlayacak 5 metro hattında çalışacak görevlilerin fazla mesai yapmalarıyla maaşlarında oluşacak eşitsizliğe yönelik tepkilerini dile getirmek istiyor. Demiryolu, deniz ve ulaşım çalışanları Ulusal Sendikası ile Maaşlı Ulaşım Çalışanları Birliği'nin destek verdiği grevin tüm hatları olumsuz etkilemesiyle Londralılar iş çıkışlarında alternatif ulaşım yollarına başvurmak zorunda kaldı. Londra Ulaşım Kurumu'ndan alternatif ulaşım seçeneklerine yönelik yolculara yapılan tavsiyeler arasında mümkün olabildiği mesafe boyunca yürüme ve bisiklet kullanma yer alıyor. Ayrıca milyonlarca kişiyi etkileyen grev süresince ulaşımın aksamaması için yaklaşık 200 ek otobüs seferi konulduğu ve nehir botlarının sayısının artırıldığı duyuruldu. İngiltere'nin Maliye Bakanı George Osborne ve Londra'nın Türk kökenli belediye başkanı Boris Johnson'ın gece metrosunun Londra ekonomisine 2030 yılına kadar 6,4 milyar sterlin katkı sağlayacağı iddiasında bulunuyor. Buna göre Londra metro ağındaki 5 hattın 12 Eylül'den itibaren hafta sonlarında 24 saat hizmet vermesi için hazırlık yapılıyor. FIFA İcra Kurulu'nun eski üyesi Chuck Blazer ömür boyu futboldan men cezası aldı. FIFA Etik Kurulu'nun kararına göre Blazer birçok kez görevini kötüye kullanmış. FIFA'daki yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasında Amerika ile işbirliği yapan ve daha önce kendisinin de rüşvet aldığını itiraf eden FIFA İcra Kurulu'nun eski üyesi Chuck Blazer ömür boyu futboldan men cezası aldı. FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada FIFA Etik Kurulu Adalet Komisyonu Başkanı Hans-Joachim Eckart'ın aldığı kararla Blazer'ın 1998 ve 2010 Dünya Kupalarının düzenleneceği ülkelerin belirlenmesi sürecinde kendisinin ve diğer üyelerin rüşvet aldığını itiraf ettiğinin geçen ay ortaya çıkması kapsamında men cezası kararının alındığı ifade edildi. Açıklamada Blazer birçok kez görevini kötüye kullanmıştır denildi.
Amerika'nın rüşvet suçlamasıyla FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmasına neden olan Mayıs ayında açtığı davada yer alan suçlamaları Blazer'dan edindiği bildirilmişti. Amerika'da 2013 yılında gözaltına alınmasının ardından rüşvet, dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamaları kabul eden 70 yaşındaki Blazer'ın suçlu bulunması halinde 75 yıl hapis cezası alabileceği ve bu durumdan kaçamak amacıyla FBI ve Amerika savcılığıyla gizli bir anlaşma yaptığı belirtilmişti. FIFA İcra Kurulu'nda 1997-2013 yıllarında görev alan Blazer'ın FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmasına yol açan tüm bilgi ve belgeleri 2011'den itibaren Amerikalı yetkililere verdiği ifade edildi. 1998 Dünya Kupası'nda Fransa'nın, 2010 Dünya Kupası'nda ise Güney Afrika'nın turnuvalara ev sahipliği sürecinde aralarında Blazer'ın da yer aldığı FIFA'dan yetkililere rüşvet verdiği iddiaları da bu bilgiler sayesinde ortaya atılmıştı. Öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte yine Avrupa'nın farklı ülkelerinden binlerce insan karayolu ile Türkiye'ye gidecek. Bu konuyla ilgili Samanyolu Avrupa Haber'e konuşan Almanya Otomobil Kulübü Başkanı Lars Wagener önemli tavsiyelerde bulundu. İzin dönemi yaklaşırken Avrupa'nın birçok ülkesinden karayoluyla Türkiye'ye gidecek binlerce insanı yine uzun bir yolculuk bekliyor. 300 bin üyesiyle Almanya'nın en büyük otomobil kulüplerinden birisi olan Automobil Kulübverkehr Kuruluş'un başkanı Lars Wagner, uzun bir yolculuğa çıkmadan önce hazırlık yapmak çok önemlidir dedi ve sıla yolu için tavsiyelerde bulundu. Möglichst nicht in einem Stück die langen Strecken fährt, ausreichend Essen und Trinken dabei hat, möglichst leichte Speisen und möglichst zum Trinken auch nur Wasser. Wenn Kinder mit an Bord sind, ist es wichtig, dass man Möglichkeiten hat, die ein bisschen abzulenken und zu beschäftigen auf der Fahrt. En az 5 ülkeden geçilen sıra yolculuğunun kabusa dönüşmemesi için tüm belgelerin eksiksiz tamamlanması gerektiğini söyleyen Wagner, araçların da yola çıkmadan önce teknik kontrolden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Dass man selbst bei einer Urlaubsfahrt relativ schnell wieder mobil gemacht wird. Wir haben tausende von Helfern auf den Straßen, die dies bewerkstelligen und eine einwandfreie Urlaubsreise dann wieder herstellen können. Carpas in Belgien und wir haben... Her ne de Paderborn sokağında oturan vatandaşlar Ramazan coşkusunu komşularıyla yaşamak için iftar düzenledi. Sokak sakinleri imece usulü hazırladıkları iftara Alman komşularını da davet etti. Almanya'nın Her ne şehri ilginç bir iftar organizasyonuna sahne oldu. Paderborn sokağında oturan Müslümanlar evlerinde pişirdikleri yemeklerle Alman komşularıyla birlikte sokakta iftar yaptı. Canlı olarak okunan ezanın ardından mahalle sakinleri aynı masada iftarını açtı. Ramazan ayının güzelliğini komşularıyla birlikte yaşamak istediklerini söyleyen sokak sakini Hülya Şahin, Alman komşularını da bu güzelliklerle tanıştırmak istediklerini dile getirdi. Biz bu akşam burada Almanya'da yaşayan gurbetçiler olarak bütün Türk yani Almanlara Türk kültürümüzü, iftarımızı, 11 ayın sultanı Ramazan ayımızı tanıtmak için bu güzel geceyi düzenledik. Hepsine çok teşekkür ederiz. Birlikte yemek yemenin çok güzel olduğunu dile getiren Alman komşular davetten çok memnun kaldı. Bu ülkede yaşayan her ferdin yaşayış tarzına saygı duyulması gerektiğini ifade eden Alman komşular, farklı din ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşaması gerektiğini belirttiler. Yenilen yemeğin arkasından çay ve Türk kahvesi eşliğinde bol bol sohbet edildi. Sadece burada değil her yerde bu genelin devam etmesini diliyorum. Bence arkadaşlık yönünden, aile yönünden bağdaşmanın en güzel bir yolu. Sokak sakinleri sahura kadar tef eşliğinde ilahi dinledi. Time to Help Yardım Kuruluşu ihtiyaç sahibi ülkelere yaptığı yardımlardan sonra elini Belçika'daki ihtiyaç sahiplerine de uzattı. Time to Help Belçika yetkilileri kentteki Kras Derneği ile birlikte geliştirdikleri proje ile yine Gent bölgesinde yaklaşık 1000 kişiye yemek dağıttı. Özellikle Afrika bölgesine ulaştırdığı yardımlarla bilinen Time to Help Belçika, bu kez Belçika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Yapılan yardımları Belçika'daki muhtaçlara ulaştırmak için bir proje geliştiren Time to Help yetkilileri, Gent bölgesinde hizmet veren Kras kurumuyla ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirdi.
Bölgede yardıma muhtaç insanlara yönelik gıda, giyecek ve eşya yardımı yapan 14 farklı kurumun birleşmesiyle oluşan KRAS Derneği'nin organizasyonu ve Time to Help'in maddi desteğiyle yaklaşık 1000 kişiye yiyecek dağıtıldı. İlk gün gerçekleştirilen dağıtma bizzat Gent Belediyesi Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Yardım Kurumu Başkanı Rudy Coddins'a katılarak yemek dağıttı. Belediye Başkan Yardımcısı ve Yardım Kurumu Başkanı Rudy Coddins de yaptığı açıklamada Time to Help'e aldığı bu inisiyatiften dolayı inanılmaz derecede müteşekkirim dedi. Armoedebestrijding bijzonder dankbaar. Bijzonder dankbaar omdat jullie organisatie Time to Help. Time to Help Belçika sorumlusu Sayit Tansa yurt dışında yapılan yardımların yanı sıra Belçika'da da yardımlarda bulunmak için kolları sıvadıklarını aktardı. Avusturya Avrupa Birliği'nde nükleer enerjiye karşı mücadele ediyor. Avrupa'da nükleer enerji üretimine en çok karşı çıkan ülkelerden Avusturya, İngiltere'de 2 reaktöre sağlanması planlanan devlet desteğini Avrupa Adalet Divanı'na taşıdı. Avusturya, İngiltere'nin toplam maliyeti 24,5 milyar pound olan 2 nükleer reaktörün inşası için 17 milyar pound devlet desteği sunma planını Avrupa Adalet Divanı'na taşıdı. Avrupa Komisyonu geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere'nin planının Avrupa Birliği destek desteği kurallarıyla uyumlu olduğuna karar vermişti. Avusturya'nın İtalya dışındaki tüm komşuları şu anda nükleer enerji üretiyor. Almanya nükleer enerji üretimine 2022'ye kadar son verme sözü vermişti. Bununla birlikte Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti nükleer enerji üretim kapasitelerini arttırmayı planlıyor. Avusturya ise nükleer projeleri sübvanse etmeye yönelik tüm girişimleri engelleyeceği uyarısında bulunuyor. Avusturya şu anda enerji üretiminin %34'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor ve bu oranı 2030'a kadar %50'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu da ülkenin Avrupa Birliği'nin yenilenebilir kaynakların payını 2020'ye kadar %20'ye çıkarma hedefini şimdiden oldukça aştığını gösteriyor. Avusturya'daki ilk ve tek nükleer santral 1970'li yıllarda inşa edilmişti. Ancak 1978'de düzenlenen bir referandumda hayır oyu çıkması üzerine bu santral hiçbir zaman faaliyete geçmedi ve kısa bir süre sonra kabul edilen yasayla da ülkede nükleer enerji üretimi de yasaklandı. Avusturya geçtiğimiz Ocak ayında nükleer enerji ithalatına da yasak getirmişti. İtalya'nın Venedik şehrinde daha önce görülmemiş bir manzara yaşandı. Turistik şehri kasırga vurdu. Büyük yıkımın yaşandığı kasırgada iki kişi hayatını kaybetti. Kasırganın ortasında kaldılar. Nereye kaçacaklarını şaşırdılar. İtalya'nın turistik şehri Venedik'e kasırga ve hortum vurdu. Otomobille yolda ilerleyen bir aile kasırganın ortasında kaldı. O dehşet anlar araç kamerasına yansıdı. Kuvvetli kasırga çatıları uçurdu, ağaçları ve enerji hatlarını yıktı. Kasırgadan geriye adeta savaştan çıkmış bir şehir kaldı. Büyük yıkıma sebep olan kasırgada iki kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı. Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarınıza para piyasalarındaki son durumu getiriyoruz. Dolar 2 lira 68 kuruş, euro 2 lira 96 kuruş, altın 100 lira 13 kuruş, petrol 58 dolar 63 sent. Ve sırada hava durumu var. Hamburg az bulutlu 9 ila 18, Berlin çok bulutlu 9 ila 20, Köln güneşli 13 ila 23, Frankfurt güneşli 13 ila 25, Stuttgart güneşli 13 ila 26, Münih güneşli 11 ila 24 derece. Amsterdam güneşli 15 ila 23, Brüksel güneşli 13 ila 24, Paris güneşli 14 ila 28, Londra güneşli 14 ila 26 derece. Madrid güneşli 22 ila 39, Roma güneşli 24 ila 33,
Viyana güneşli 11 ila 26, Bern güneşli 13 ila 27 derece. Oslo az bulutlu 7 ila 19, Helsinki gök gürültülü yağmurlu 11 ila 16, Kopenhag az bulutlu 11 ila 18 ve İstanbul az bulutlu 22 ila 31 derece. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.eu adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da yine sitemiz üzerinden izlemek mümkün. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.